Merhaba çocuklar. Hepinizin eline sağlık. Çalışmalarınızı gördüm. Hepinizi teker teker yanaklarından öpüyorum. Aferin size. Şimdi sıra geldi düzenli çalışmalara, düzenli çizgi çalışmalarına. Yalnız şurada bir hata yapmışım görüyor musun? Benim her zaman defterim ve kitaplarım çok kıymetlidir. Sizin de aynı şekilde kıymetli olması lazım. Buraya ataç kullanmam lazım. Hiçbir zaman kitabımızın ucu bükülmeyecek. Şu şekilde olmayacak. Her zaman düz olmak zorunda. Eğer bükülürse annenizin yardımıyla hemen buraya bir ataç koyuyorsunuz. Her zaman düzgün ve düzenli olmamız lazım çocuklar. Şimdi devam ediyorum. İki parmak. Diğer üç tanesi altta. Biliyorsunuz zaten bunu. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Yavaş yavaş. Hiçbir şekilde hızlanmıyorum yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya. Bunları zaten yapıyorsunuz. Önemli olan şey artık şurada devam ettirmek. Çizgilerin aynısını devam ettirmek. Yaptınız, 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 yaptınız. yaptınız. Sıra geldi sizin yapacağınız şey. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yaptım. Aferin. Burada misafirlerim var. Ali ve Ela. Aferin Ali, aferin Ela. Size de aferin çocuklar. Devam ediyorum. Bir sürprizim olacak sonunda. Yan tarafa geçtim. Bu sefer yana doğru çizgi çiziyorum. Soldan sağa yavaş yavaş. Soldan sağa yavaş yavaş. Soldan sağa yavaş yavaş. Güzel mi Ali? Teşekkür ederim. Güzel mi Ela? Teşekkür edelim. Kenara çektim bunları. Devam edeceğim. Bir daha söylüyorum. Önemli olan şey, şunları devam ettirmek görüyorsunuz. Diyelim ki üç tanesini yaptım. Ortadaki, en alttaki. çocuklar görüyorsun. Üç tane çizgi var. O zaman yapmam gereken şey önce en üste bir tane çizgi. Aynı boyda olmak zorunda. Tam ortaya bir tane çizgi. Ve en alta bir çizgi daha. Bu E sesinin çalışması çocuklar. Eline sağlık Ela. Eline sağlık Ali. Aferin size. Bunları yaptım. Tabii ki yavaş yavaş yaptım. Tekrarları, tekrarlıyorum. Annemi üzmek yok, babamı üzmek yok. Onlar şu an benim te temsilcim. Ben Whatsapp'tan onlara yazıyorum ne yapmanız gerektiğini. Anneniz, babanızı dinliyorsunuz. Şimdi sıra geldi buraya. Yine E sesi çalışması. Önce 3 tane yukarıdan aşağıya taşırdım görüyorsunuz. Hemen yapmanız gereken şey silmek. Her zaman için en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz çocuklar. Acelemiz yok. Gelişmemiz lazım. Bu çizgileri düzgün yapmamız lazım ki parmaklarımız gelişsin. Ben 30 yıldır kalem tutuyorum. Ben beri hatal görüyorsunuz. O yüzden yavaş yavaş yapmak zorundayız. Şimdi yana çizgi 3 tane. 3 tane dikey, 3 tane yatay. Bunları yaptığınız önemli olan şey şurası. Yani devam ettirmek önce yapmam gereken şey 3 tane dikey sonra 3 tane yatay 3 tane dikey 3 tane yatay tabii önce üste yavaş yavaş yapıyorum sonra ortaya sonra en alta e sesi çalışması. Eline sağlık Ela. Eline sağlık Ali. Aferin size. Aferin size çocuklar. Teşekkür ederim. Kenara aldım. Bu sayfayı da bitirdim. Bunların kolay olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi hızlı yapmak yok. Sıkılmak yok. Amacımız en güzelini en doğrusunu yapmak. Sıra geldi bulutların yağmurlarını yağdırmaya. Çocuklar bu. A sesi çalışması. A sesi çalışması. Eğik çizgi yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya aşağıya geçtim. Bunları yaptığınızı düşünüyorum. Yukarıdan aşağıya eğik çizgi, yukarıdan aşağıya eğik çizgi ve şimdi tekrarı. Yukarıdan aşağıya eğik çizgi, yukarıdan aşağıya eğik çizgi, yukarıdan aşağıya eğik çizgi. Yavaş yavaş yapıyorum. Bu arada EBA'daki çalışmalarınızı gördüm. EBA'ya giren arkadaşlarınızı görüyorum. Bazı arkadaşlarınız hatta bana video göndermiş, resim göndermiş EBA'daki çalışmalarıyla ilgili. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Onlara ara ara bakarsınız. Tamamladım. Bu sayfanın tamamını siz yapıyorsunuz zaten. Aferin Ali. Aferin Ela. Çocuklar size bir ipucu vereyim. Öğreneceğimiz ilk ses E sesi. O yüzden zaten EBA'da E sesiyle ilgili çalışma gönderdim size. Onlara bakarsınız. Bu sayfayı da bitirdiğinizi düşünüyorum. Çevirdim. Hmm. Bu sefer diğer tarafa yağmur var. Bu da A sesinin çalışması. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya eğik. Diğer tarafa doğru. Yukarıdan aşağıya eğik. Devam ettiriyorum. Yavaş yavaş hiç hızlanmıyorum. Hiç hızlanmıyorum. Hiç hızlanmıyorum. Bitirdim. Tamamladığınızı düşünüyorum. Sıra geldi buraya. Şimdi tam A sesi yapmaya çalışıyoruz. Yani tepeden başlıyoruz. Her iki tarafa doğru elimi kaldırarak. Nasıl? Şu şekilde. En tepeden önce bu tarafa elimi kaldırdım. En tepeden diğer tarafa elimi kaldırdım bitti. Yine en tepeden yukarıdan aşağıya elimi kaldırdım. En tepeden aşağıya elimi kaldırdım. Kesinlikle aşağıdan yukarıya çizmek yok. Devam ettireceğim. Şimdi diyelim ki Yukarıdan aşağıya bu taraf. Yukarıdan aşağıya bu taraf. Elimi kaldırdım. En tepeden şu mavi noktadan önemli. Aşağıya doğru eğik çizgimi çizdim. Çadır yapar gibi. Tepe yapar gibi. Diğer tarafa yaptım. Elimi kaldırdım. Yine en tepeden aşağıya doğru. En tepeden aşağıya doğru. Çocuklar çok düzenli bir öğretmeniniz var. Şimdiden söyleyeyim. Savsaklamayı sevmem. Eğer yanlış yaptığınızı gördüyseniz hemen silin. En güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışın. Ve bunu her seferinde size söyleyeceğim. Dört yıl boyunca haberiniz olsun. Burayı da yaptığınızı düşünüyorum. Aferin Ela. Aferin Ali. Kameraya selam verin. Merhaba çocuklar. Aldım bu tarafa. Ve son iki sayfamız. Hmm. Tepe demiştik. Alın size tepe. Bir tane büyük tepe, bir tane küçük tepe. En tepeden yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Elimi kaldırdım. Bu sefer küçük tepe. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Çocuklar bu da asisi çalışması. Yalnız bu cumartesi gününün çalışması. Bunu cumartesi günü yapacaksınız. Düzgün bir şekilde. Kesinlikle odanızda televizyon açık olmaması lazım. Pencere ya da kapıdan ses gelmemesi lazım. Düzgün bir ortamda masanızda, sandalyenize kardeşiniz de yanınızda olmasın. Tek başınıza çalışacaksınız. Annenizin, babanızın desteğiyle tabii ki. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Haberci kuşlarım olduğunu söylemiştim zaten. Haberini alırım. Eğer televizyon açıksa. Bu arada artık hayatınızın da düzene girmesi lazım. Erken uyuyup erken kalkmanız lazım. Ve benim en çok önem verdiğim şey muhakkak kahvaltı yapmanız lazım. Şimdi önce büyük tepe. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Şimdi küçük tepeye geldi. Şu kırmızı çizgiden yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Kolay olduğunu düşünüyorum zaten. Bu sefer buraya geçtim. Burada kayak yapan iki çocuk var. Bunlar Ela ile Ali olsun. Merhaba çocuklar. Önce bu tarafa üç çizgi. Bu da asisi çalışması. Bunlar hep parmaklarımızın alışması için. Bunlar hep bizim için antrenman. Çocuklar dünyanın en iyi sporcuları bile her gün antrenman yaparlar ki gelişsinler. Yeteneklerini kaybetmesinler. Sizin de her gün buna benzer çalışmalar yapmanız lazım. Bu tarafa çizdiğiniz diyelim. Şimdi tekrarına gel. Önce 3 tane bu tarafa. Sonra 3 tane bu tarafa. 3 tane bu tarafa. 3 tane bu tarafa. Aferin Ela, Aferin Ali, bir istekli hak ettiniz. Şöyle koyayım ben sizi, tamam. Bu senin için Aferin, bu da senin için Aferin. Size de aferin çocuklar. Annemizi babamızı üzmek yok. Whatsapp'tan yazdığım şeyleri anneniz babanız size söyleyecek. Sizler de uygulayacaksınız. 4 yıl boyunca her zaman düzenli bir şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi haberci kuşlarım var. O haberci kuşlar şu an pencerenizin önünde. Balkonunuzda sizi izliyor olacak. Her şeyden haberim var haberiniz olsun. Sınıfa geldiğiniz zaman bir daha söylüyorum. Önce armağanlarım olacak, hediyelerim olacak, tanışacağız. Ondan sonra size e-sesini yazdıracağım, e-sesini vereceğim. Arkadaşlarımızla çok fazla temas etmek yok. Arkadaşlarımızla malzemelerimizi paylaşmak yok. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Tuvaletimiz geldiği zaman hep beraber gideceğiz. Tabii ki ben sizi götüreceğim mesafeye uygun bir şekilde. Onun dışında güzel zaman geçireceğiz. Bir de size bir sürprizim var, videom var. Okulda görüşürüz. Dediğim gibi bu cumartesi günün çalışması. Daha sonra bir daha video çekeceğim. Görüşürüz Ali. Görüşürüz Ela. Bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay. Görüşürüz çocuklar.